أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين Sadakallahu'l-Azim. Kıymetli kardeşlerim, akşamınız mübarek olsun. Rabbim dualarınızı katında en güzel bir şekilde kabul eylesin. Rabbim bizleri razı olduğu zümre-i salihine ilhak eylesin. Yüce Mevlam, kimin ne sıkıntısı, ne problemi, ne kederi varsa Rabbim Kur'an hürmetine yardımını ihsan eylesin. Aziz müminler, değerli kardeşlerim, vakit kaybetmeden her hafta pazartesi akşamları olduğu gibi sizlerden gelen sorular cevaplamaya çalışıyoruz. Tabii ki öncelikle şu anda sizden gelen sorular varsa onu canlı yayında hemen alabiliriz. Ama yoksa geçen haftadan sorulmuş veya namazdan, ezandan önce bizlere tevdi edilmiş soruları inşallah ezanı Muhammediye okununcaya kadar dilimiz döndüğünce cevaplamaya çalışacağız. Bir kardeşimiz kurbanla ilgili sormuşlar. Yani işin fıkhi boyutunu. Hocam, kurbanda özellikle nelere dikkat edelim? Genel bir soru sorulmuş. Tabii ki kurbanda yaklaşıyor malumunuz. Dolayısıyla biz de şöyle birkaç cümleyle nelere dikkat edilecek onlara değinmek istiyorum. Öncelikle yaş konusuna dikkat edeceğiz kardeşlerim. Kurbanda yaş konusu. Kurbanlık satan kardeşlerimiz, lütfen onlardan istirhamımız, yaşı dolmamış olan hayvanları yaşı dolmuş gibi kurbanlık olarak satmasınlar. Bu bir vebal değil, bir sorumluluktur. O zaman şöyle diyoruz. Büyükbaş hayvanlarda 2 yaşını kesinlikle doldurmuş, 3 yaşından en az 1 gün alması gerekiyor. Bakın, 2 yaşına doğru gelmiş demiyorum farkındaysanız. 2 yaşını doldurmuş, 3 yaşından da en az 1 gün alması gerekiyor. Burada biz kilogramına bakmayız. Özellikle yaş konusunda dikkat edilecek. Küçük başlara geldiğimiz zaman, işte koyun ve cinsinde yine 1 yaşını doldurmuş, 2 yaşından en az 1 gün alması gerekiyor. Keçilerde özellikle yine 1 yaşını doldurmuş, 2 yaşından gün alması gerekiyor. Halk arasında şöyle bir bilgi de dolaşır. Bu ilmihal kitaplarımızda geçer. Ama onun esas sebebi öyle olmadığında zaman zaman açıklıyoruz. İşte hocam, 6-7 aylık olup da annesinin böyle boyunda postunda olan, annesinin seviyesinde olan bir kuzunun veya efendim bir hayvanın da olabileceğiyle ilgili
Kitaplarda böyle bir bilgi geçiyor. Doğru mu? Doğru. Yani 7 aylık, 8 aylık, ne bileyim 6 aydan düşük olmamak kaydıyla annesinin seviyesinde olan hayvanlarda kurban olabilir deniyor. Ama burada şunu açıklamak gerekiyor. Bu olay nereden kaynaklanıyor? Resul Aleyhisselatü Vesselam döneminde birisi bayramdan önce, yani kurban bayramından önce hayvanı kurban etmiş, kesmiş. Olay Aleyhisselatü Vesselam'a intikal edince Peygamber Efendimiz o kişiye diyor ki kurbanını tekrarla. Yani bu kurban olmadı. Çünkü kurbanın vakti ne zamandır? Efendim, bayram namazından sonradır. Eğer bir yerde bayram namazı kılınıyorsa bayram namazından sonra başlar. Bu kişi de daha önceden kestiği için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona dediler ki bu kurbanı tekrarla. Tabii o kişi, ya Resulallah, yani benim elimde fazla bir hayvan yok. İşte birkaç tane de çardağımda veya çiftliğimde neyse birkaç hayvanım daha var. Buyurunca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yaşının ne kadar olduğunu sordu. O da ya Resulallah, elimdeki mevcut olan hayvan işte 7 aylık, 6 aylık veya 8 aylık, yani 1 yaşını doldurmamış olan bir hayvandan bahsetti. Çünkü elinde başka bir hayvan yoktu. Aleyhisselatü Vesselam o zaman hadi bakalım bunu kes dediler. Bakın sahabeye ne dedi elinde olmayınca, hadi bakalım bunu sen o zaman kesebilirsin dediler. Şimdi biz bunu almışız sanki 6-7 aylık kesinlikle olur gibilerden rahat bir şekilde anlatıyoruz. Ama şuna dikkat edelim mümkün mertebe. 1 yaşını doldurmuş, 2 yaşından en az bir gün almasına mümkün mertebe dikkat edelim küçük baş hayvanlar için. Ama büyük baş hayvanlar için aziz kardeşlerim 2 yaşını mutlaka doldurmalı. 3 yaştan da en az bir gün almalı diyoruz. Birincisi neymiş? Yaş konusu. Diğeri, erbabı nazarında, yani bu işlerden anlayan kişilerin nazarında hayvanın değerini azaltacak ayıp ve kusurlarında olmaması gerekiyor. İşte aşırı derecede zayıflamış, ne bileyim bir uzvu kesilmiş, dişlerinin yarısından fazlası dökülmüş, işte kulakları efendim kesilmiş kökten veya yarıdan fazlası. Yani buna benzer erbabı nazarında ayıp ve kusur ifade eden hayvanlardan da hali olması gerekiyor. Bunlara riayet ettikten sonra yaşa da özellikle dikkat ederek inşallah kurbanlarımızı ona göre belirleyelim. Tabii ki burada memur, amir, bu işle meşgul olan, meşgul olmayan insanlar bilemez. Hayvanın sahibi, onu besleyen, pazara getiren, malın sahibi bilebilir. O zaman lütfen onlardan istirhamımız nedir? Bu dediğimiz şeylere de riayet edilmesidir. Bunu cevapladıktan sonra yine bir kardeşimiz şöyle sormuşlar. Sabah namazı imsak girer girmez kılınabilir mi? Vaktinde kılınmayan sabah namazı nasıl kılınmalı? Hocam bir anlatır mısınız diye kardeşimiz sormuşlar. Şimdi sabah namazının vakti gerek yaz günü gerek efendim kış günü imsakla beraber sabah namazı başlar. Biz ona ne diyoruz? Fecri sadık. Doğru olan fecir. Yani ortalığın aydınlanması. Fecri sadık diyoruz. O zaman kişiler elinde mevcut olan özellikle Diyanet İşleri Başkanlığımızın takvimine bakacak. Orada imsak kaç geçiyor? Örnek veriyorum bakın. Güne göre, mekana göre efendim değişebilir bu vereceğim imsak vakti. Diyelim ki bulunduğunuz beldede takvimde ezan vakitlerini gösteren o imsakiyede ne bileyim o özel dijital makinalarda diyelim ki 4.55 imsak yazıyor. O zaman 4.55 ile beraber
imsak olduğundan dolayı sabah namazı girmiştir. Kişi sabah namazını kılabilir mi? Evet, kılabilir. İmsak bir açıdan orucun başladığı, sahurun da bittiği anı ifade eder. İmsak. Peki hocam, imsak girer girmez kılabilirsiniz dediniz ama şunu da hatırlatmak gerekiyor. Özellikle Hanefi mezhebi şu hadis-i şeriften yola çıkarak esviru bil fecri neviru bil fecri, yani aleyhissalatü vesselam ortalığı aydınlatın, ortalık bir aydınlansın, ortalık bir nurlansın şeklinde ortalığın aydınlanmasını bu hadis-i şeriften delil getirerek, örnek alarak Hanefi mezhebi genelde imsak girer girmez sabah namazını kılmaz da üzerinden şöyle yarım saat 40 dakika geçtikten sonra sabah namazını kılarız ki Türkiye'de de şu an uygulanan durum böyledir. Yani Ramazan haricinde bizler imsakla beraber hemen namazı kılmayız, öyle değil mi? Biraz bekleriz, yarım saat 40 dakika gibi. Zaten camilerimizde de sabah namazına duruş vaktine baktığınız zaman hemen böyle imsakı yazmazlar. Güneşin doğuşuna şöyle takriben yarım saat 35 dakika kala gibi zaman yazılır ki işte Hanefi mezhebine göre en muteber, en faziletli, en evla olan vakit o vakittir aziz kardeşlerim. Hocam ben bekletmeden işte fabrikada çalışıyorum, servise yetişmem gerekiyor, hocam işe gitmem gerekiyor ama servise binmeden önce, evden ayrılmadan imsak girer girmez namazımı kılsam olur mu diye Hanefi mezhebine mensup bir kardeşimiz sormuş olsa el cevap namaz olur. Bizim söylediğimiz nedir kardeşlerim? Fazilet açısından, bakın fazilet açısından imsaktan sonra biraz beklenilmesi gerektiğini söylüyoruz. Fakat Şafii mezhebine göre tahlis de kılmak daha evladır. Tahlis dediğimiz nedir? Yani alacakaranlıkta. İmsak girer girmez Şafii mezhebine mensup olan memleketlere, ülkelere gittiğiniz zaman onlar tehliste, yani imsakla beraber hemen sabah namazını kılarlar diyoruz. Sorusunu ikinci şıkkında şöyle söylemişler. Vaktinde kılınmayan sabah namazı hocam nasıl kılınabilir? Şimdi eğer bir kimse o günün sabah namazını kaçırmış, üzerinden de bir vakit geçmemişse, yani öğle ezanı okunmamışsa, hani insan uyanamadı, ne bileyim telefonun alarmın çalmasına rağmen sabah namazına kalkamadı ama bir kalktı ki saat 9 olmuş, 8.30 olmuş, sabah namazı gitti. Peki bu kardeşimiz sabah namazını kılmayacak mı? Tabii ki kılacak. Nasıl kılacak? Sünnetiyle beraber kılacak aziz kardeşlerim. Bakın sadece farzını değil, hem sünnetini hem de farzını kaza edecek. O günün öğle namazı girmediği müddetçedir. Hocam bunu nereden alıyorsunuz? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulaması var. Olay şöyle. Mesela bir gazveden gelirken Aleyhisselatü Vesselam ve sahabe bir seferden geliyorlar. Tabii ki ashab-ı kiram gerçekten çok yorgun. Çünkü uzun bir yolculuktan geliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle söylemişler. Ya Resulallah, hani şöyle biraz istirahat etsek, biraz uyusak da sonra yola devam etsek olmaz mı diye böyle bir teklifte bulunmuşlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da demiş sabah namazı yakın, hani sabah namazını beklesek gibilerinden, yok ya Resulallah biz kaçırmayız falan, kendi aralarında böyle bir konuşma geçmiş. Hatta o sırada Bilal-i Habeşi de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle söylüyor. Ya Resulallah, ben diyor nöbet tutarım. Ben diyor nöbet tutarım. Sizler istirahate geçin. Tabii Bilal Efendimiz bir nöbetçi, asker gibi ordu istirahate geçiyor, uykuya geçiyor. Hazreti Bilal Efendimiz de ayakta ve sabah namazını bekleyecek. Sabah namazı olduğu zaman da Aleyhisselatü Vesselam'ı ve diğer efendim ashab-ı kiramı sabah namazına kaldıracak. Ama işte
Allah'ın takdiri, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam güneş burasına, tabii ki boynun burasına vuruyor. Bir gözlerini açıyor ki, tabii Rabbi uyutmuş onu. Sabah namazı gitmiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir uyanıyor ki sabah namazı gitmiş. Ashaba bakıyor, hepsi uykuda. Hazreti Bilal Efendimiz'e bakıyor, o da deveye böyle yaslanmış, o da uykuda. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ya Bilal, diyor sabah namazı gitti, sen ne yaptın böyle? Hani sen nöbetçi değil miydin? Sen bizi uyandırmayacak mıydın? Ne oldu ya Bilal deyince, tabi üzülüyor Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Bilal Efendimiz şöyle söylüyor, tabi o da mahcup oluyor. Ya Resulallah, ben de anlayamadım, seni uyutan beni de uyuttu. Bakın, Aleyhisselatü Vesselam'ın emriyle beraber ashab-ı kiram önce sabah namazın sünnetini kaza ediyorlar. Sonra kamet getirilip beraber topluca sabah namazının farzında kaza ediyorlar. Ama ne zaman? Üzerinden bir vakit geçmezse sünnetiyle beraber kaza edilir. Fakat bir kimse diyelim ki sabah namazını kaçırdı. Aradan efendim bir vakit veya iki vakit veya bir gün, üç gün, beş gün falan geçmiş ise o zaman sünneti kaza edilmez. Kaza edilecek olan nedir? Sadece sabah namazının iki rekat efendim farzı kaza edilir. E hocam ben kaza da ettim gibilerinden o havalara girmeyelim. Kardeşlerim, önce sabah namazı kaza edilecek mutlaka veya diğer vakitlerden kaçırdığımız namazlar varsa, kılmadığımız namazlar varsa bunlar kaza edilecek. İkinci bir görevimiz var. Bir de tövbe istiğfar getirmemiz gerekiyor. Allah'tan af dilememiz gerekiyor. Ya Rabbi Ale, ne olursun beni affu mağfiret eyle. Ben namazımı vaktinde kılamadım Allah'ım. Uyanamadım Allah'ım. Beni affeyle şeklinde özrünü beyan edecek. Bir de Rabb-i Teala'ya istiğfar da getirecek. Tövbe de etmesi gerekiyor. Hem namazı kaza edecek hem de istiğfarda bulunması gerekiyor. Bir kardeşimiz şöyle sormuşlar. Hemen yeni geldiği için cevaplayıverelim. Eşortmanla demiş herhalde, okuyabildiğim kadarıyla, camide namaz kılmanın günahı var mıdır diye sormuş. Kardeşlerim, namazın farzlarından birisi nedir? Setru avrettir. Doğru mu? Setru avrettir. Hocam, setru avret nedir? Namaz kılacak olan bir şahsın örtülmesi farz olan yerleri örtmesini ifade eder. Peki erkeklerde örtülmesi farz olan yerler neresidir? Göbekle diz kapağının altına gelme kaydıyla buranın en az örtülmesi gerekiyor. Ki bunu örtmek nedir? Farzdır. E hocam ben böyle namaz kılsam olur mu? Namaz olur. Ama tabii ki örfü de hesap etmek gerekiyor. Yani göbekle diz kapağı altına kadar bir elbise giymiş veya bir örtüyle örtmüş bir kardeşimiz, erkek kardeşimizden bahsediyorum. Namazı sahih olsa da bulunduğu beldenin örfünü, insanların ona bakışında hesap etmek gerekiyor. Ama hukuken namaz caizdir ve sahihtir. Eşortman sormuş. Eşortman da malumunuz belden topuklara kadar örten pantolonun daha farklı bir cinsini ifade eder. Doğru mu? Temiz olduktan sonra iki, dar veya şeffaf olmadıktan sonra, yani bazı eşortmanlar veya ne bileyim taytlar veya pantolonlar var. Erkek kadın fark etmez. Üzerine giymiş ama ciddi manada dar. Şimdi vücut hatlarını belli ediyor. Veya şeffaf. Dolayısıyla bununla da kardeşlerim namaz olmaz. Vücut hatlarını belli eden efendim elbiseye biz setri avret manasında örtü diyemeyiz. O zaman bol olacak, vücut hatlarını belli etmeyecek. E şimdi eşortman dediğimiz şey, eğer dar değil, şeffaf değil, setri avret dediğimiz yerlerin tamamını örtüyorsa, gerek evde, gerekse camide veya mescitte veya ne bileyim bahçede, bağda, merada onunla namaz kılması nedir? Dinen caizdir, herhangi bir problem yoktur.
Bir kardeşimiz de şöyle sormuşlar. Sünnetlerin yerine kaza namazı kılınabilir mi? Aziz kardeşlerim, Hanefi mezhebi bir kimsenin üzerinde namaz borcu olsa da o günün revatip sünnetlerini kılmalı, vaktin farzını kılmalı, ayrıca mümkün mertebe kaza namazı borçlarını da ödemesi gerekiyor. Yani Hanefi mezhebi olaya şöyle bakmıyor. Nasıl olsa benim kaza namazım var. O zaman ben sünnetleri tamamen devre dışı bırakayım. Odaklanayım o günün efendim farzına veya kaza namazına. Hayır, böyle değil. Hem revatip sünnetleri kılınacak, hem o günün farzı olan namazı kılınacak. Mümkün mertebe vefat etmeden, ölmeden önce de borçlarını kapatması gerekiyor. Ama bir kimse diyelim ki o günün farzını kıldı, diyelim ki yatsı namazının farzını kıldı, yatsı namazının sünneti gayrimüvekkede yerine diyelim ki geçmişte kılmadığı bir yatsı namazının farzını kaza etse, hocam olmaz mı? Olur. Kaza yerine gelmiş olur. Fakat o günün sünnetinden, sünnet namazından gelecek olan sevaptan ne olur? Mahrum olmuş olur. Hanefi mezhebi neden özellikle sünnetlerinde, revatip sünnetlerinden kılınmasını özellikle istiyor? Çünkü yevmi kıyamette Rab Teala kişinin öncelikle farz namazlarına bakılacak. Mahkeme-i Kübra'da. Eğer farz namazlarında eksik olursa Yüce Mevla meleklerine şöyle diyecek. Bakın bakalım kulumun kılmış olduğu nafile namazlar var mı? Bir bakılacak hanesine, dosyasına. Ya Rabbil Alemin, gece namazı var, kuşluk namazı var, evvabin namazı var, işte nafile namazlar kılmış vesaire. Rab Teala rahmeti gereği diyecek ki nafile namazları alın, namazlardaki o eksiklerin yerine, kılınmayan namazların yerine koyun ve böylelikle kulumun namazlarını tamamlayıverin diyecek. Bu hadis-i şeriften yola çıkarak Hanefi mezhebi ne söylüyor? Elbette insan bir an önce kaza namazlarını kılacak, ama bunun yanında revatip sünnetleri, yani namazın sünnetlerinde, yani vakit içerisinde kılınan işte öğle namazının 4 rekat sünnetini, farzından sonra kılınan o 2 rekat sünnetinde ihmal etmeyecek diyoruz. Bir kardeşimiz de şöyle sormuşlar. Vakit girmiş fakat ezan okunmamışsa hocam orada namaz kılmak sahih olur mu? Kardeşlerim, İnne salate kânet alel mu'minine kitâben mevgûta. Namazlar, değil mi? İnne salate kânet alel mu'minine, müminler üzerine belli vakitlerde farz kılınmıştır. Şimdi diyelim ki yatsı namazı girdikten sonra bir kimse ezanı duysa da duymasa da yatsı namazını kılabilir mi? Evet, yatsı namazını kılabilir. Burada ezan değil, şart olan nedir? Vaktin girmesidir. Diyelim ki siz köydesiniz, bir kasabadasınız. Orada herhangi bir cami, mescit yok. Ezan sesi de duymuyorsunuz. Şimdi siz öğle namazını orada kılmayacak mısınız? Yatsı namazını kılmayacak mısınız? Evet, kılacağız. Hocam o zaman neye göre kılacağız? Vaktin girmesine bakacağız. Öğle namazının vakti gelmişse, kişi ezanı duysa da duymasa da namaza durup namazı kıldığı zaman namazı sahihtir ve geçerlidir diyoruz. Ama vakit girmemiş ise o zaman namaz sahih olmaz. Örneğin cuma namazı vakti girmeden kişi cuma namazını kılsa olur mu? Olmaz. Yatsı namazı vakti gelmeden, girmeden bir kimse yatsı namazını kılsa yatsı namazı olur mu? Olmaz. Veya sabah namazı vakti girmeden bir kimse sabah namazını kılsa olur mu? Hayır, o da olmaz. O zaman vaktin girmesidir. Asıl olan ezanın okunup okunmaması değildir. Elbette biz ezana iştirak ederiz, ezanı dinleriz, müezzinle beraber ezan lafızını tekrar ederiz. Bu ayrıca sevaptır. Ama diyelim ki ezanı duymadı. Duymadı diye bir kimse nasıl olsa ezan okunmadı, ben bekleyeceğim demez. Vakit girdiği andan itibaren
namazlarını kılabilir. Bir kardeşimiz de şöyle sormuşlar. Kaza orucunu bozan bir kimseye hocam ne gerekir? Bir kimse kaza orucu tutarken bir nedenden dolayı orucunu bozmuş olsa güne gün kaza gerekir. Bilerek bozsa da, bilmeyerek sehven diyelim ki bozsa da, hataen bozsa da ne gerekiyor? Güne gün kaza gerekiyor. Ama bir kimse Ramazan ayında orucunu herhangi bir zaruret, bir mazeret olmaksızın eğer bilerek bozmuş olursa o zaman buna ne gerekir? Kefaret gerekir. Çünkü o oruç Ramazan ayının içerisinde tutulması farzdı. Diğer kaza orucu nedir? Yılın herhangi bir gününde, haftanın herhangi bir gününde tutabilir mi? Evet, tutabilir. Dolayısıyla kaza oruçtan bir kardeşimiz bir nedenden dolayı orucunu bozmuş olsa güne gün kaza eder ama mazereti olmaksızın hani keyfi olarak diyelim ki bozduğunu düşünelim, günahkar olur. Bundan dolayı da tövbe istiğfar etmesi gerekiyor. Ezan-ı Muhammediye bitmek üzere şu soruyla bugünkü sohbetimize noktayı koyalım. Bir kardeşimiz de şöyle sormuşlar. Ramazan'da oruç fidyesi vermeyen şimdi vermeli mi? Verirse hocam ne kadardan vermeli? Aziz kardeşlerim, Ramazan'da bir kimse diyelim ki bir ay oruç tutmadı, kronik hasta. Oruç tutması da imkansız ama zengin. Fidyeyi vermemiş ise bu borç üzerinden düşmez. Bunun bir an önce ödemesi gerekiyor. Peki Ramazan'da 2024 yılı Ramazan ayında fidye ne kadar idi takriben? 130 TL miydi bu sene? 130 TL idi. Bu Ramazan'a hastır. Ramazan içinde böyleydi. Yani 2024 yılında Ramazan ayı içerisinde ödenecek fıtır sadakası veya fidye miktarı 130 TL. Şimdi Ramazan ayı çıkmış. Aradan diyelim ki 5 ay, 6 ay, 7 ay geçmiş. Şimdi 130 TL olur mu sizce? Olmaz. O zaman Ramazan ayındaki 130 TL'nin bugünkü ödenecek değeri ne kadarsa, yani ne kadar değer kaybetmiş ise onu hesap ederek 150 mi olur, 170 mi olur, 160 mi olur hesap ederek o zaman fidyenin verilmesi gerekiyor. Veya kişi şöyle diyor, hocam ben diyor 2010 yılında fidye vermeyi unutmuşum. Şimdi bir kimse 2010 yılında fidyeyi vermedim diye 2010 yılının fidyesinden mi vermeli? Hayır. O para bul oldu. O zaman vereceği zaman ki bir fakirin sabahlı akşamlı doyma miktarını ne yapacak? Ödemesi gerekiyor. Diyerek bu soruyla beraber efendim sohbetimize son veriyoruz. Rabbim bilmediklerimizi öğrenmeyi, öğrendiklerimizle gerçek manada amel edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Yüce Mevla, yaptığımız salih amelleri, namazlarımızı, oruçlarımızı, dualarımızı katında en güzel bir şekilde kabul eylesin. Rabbim şu fani dünyada imanla yaşayıp son nefeste de buyurun hep beraber aşk ile eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek kelime-i tayyibeyi münce ile son nefesimiz vermeyi, ahirete imanlı bir şekilde irtihal edebilmeyi, cennetiyle cemaliyle müşerref olabilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin lillahi teala'l-fatiha.